Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta konuşuyor, dinleyelim. Saygıdeğer basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Evet, az önce 7 anlaşmayı ilgili arkadaşlarımız imzaladılar. Gerek Arnavutluk gerekse Türkiye için bu anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün bizi muhabbetle bağrına basan Arnavut halkına ve makamlarına şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. Arnavut kardeşlerimiz misafirperverlikleriyle, samimiyetleriyle bugün bizi bir kez daha kendi evimizde adeta olmuş gibi hissettirdiler. Arnavutluk'la kökleri asırlara sari yakın dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunuyor. Yaşadığımız her hadisede, karşılaştığımız her sıkıntıda, iki ülke arasında bu özel münasebetlerin sağlamlığına şahitlik ediyoruz. 2019 yılında meydana gelen bu depremde, Türkiye'deki kardeşleriniz olarak sizin acınızı da yüreğimizde hissettik. Gerçek dost, çağrılmadan koşandır inancıyla deprem haberini alır almaz hemen harekete geçtik. Türk yardım ekipleri yaraların süratle sarılması, sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla çok yoğun gayret sarf ettiler. Biz de yürütülen bu çalışmaları değerli dostum Sayın Edi Rama ile sık sık görüşerek yakından takip ettik. Söz verdiğimiz gibi depremde evleri yıkılanlar için Laç şehrinde yaptırdığımız deprem konutlarının teslimini bugün gerçekleştirdik. 522 konutu 13 ay gibi rekor sayılacak sürede tamamlayarak hamdolsun aramızdaki kardeşliğe verdiğimiz önemin iddialı bir şekilde neticelenmesini görmüş olduk. İnşallah bundan sonra da iyi gününde ve kötü gününde Arnavutluğun yanında olmayı sürdüreceğiz. Arnavutluk'taki müşterek kültürel mirasımızı yansıtan tarihi eserlere yürüttüğümüz yenileme çalışmaları vasıtasıyla özel önem veriyoruz. Burada da Kültür ve Turizm Bakanlarımız, tabii bizde tek bakanlık altında toplanmış bulunuyor. Arnavutluk'ta ise iki ayrı bakanlık. Ama bir araya gelmek suretiyle neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz, belki paket turizmde neler yapabiliriz. Örneğin bize de zaman zaman gelip işte bu bakanlığı ayırsanız filan derler. Ben de doğrusu 19 yıldır hayır, biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tek çatı altında yürüteceğiz. Böyle bir ayrışmaya gitmeyi düşünmüyoruz dedik. Ve o gün bugündür bu şekilde devam ediyoruz. Ayrışmaya gitmedik. Yani size bir sinyal vermiyorum. Siz de halinizden memnunsanız aynen devam edin. İnşallah Arnavutluk'taki müşterek bu kültürel miras noktasında da bizler özellikle kurumlarımızla başta TİKA olmak üzere buralarda da destek çalışmalarımızı sürdürebiliriz. İnşallah restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan Ethem Bey Camii'nin açılışını malum bugün yapacağız. Ethem Bey Camii bir ibadethane olmasının yanında aynı zamanda Tiran şehrinin tarihi ve turistik dokusuna katkı sağlayan sembol bir eserdir. Yanı başındaki Osmanlı dönemine ait olan tarihi saat kulesiyle birlikte Tiran'ın günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslarından bir tanesidir. Değerli basın mensupları, bugün değerli dostum
Başbakan Edirama ile stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ikili görüşerek ele aldık. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizmasının işler hale getirilmesinin önemine değindik. Konsey toplantımızı inşallah bu yılın ilk yarısında icra edeceğiz. Bunun için Dışişleri Bakanlarımız yine ikili görüşmek suretiyle tarihi belirleyecekler ve ona göre de adımı atacağız. Tabii görüşmelerimizde FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi de değerlendirdik. Biliyorsunuz bu terör örgütü 15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin direnişi sayesinde boşa çıkardığımız bu terör eylemi sırasında maalesef 251 insanımızı alçakça bunlar şehit ettiler. Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil, varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır. Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün halen faaliyet alanı bulabilmesi, evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı ve hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir. Değerli basın mensupları, Sayın Başbakan'la ekonomik ilişkilerimizi de masaya yatırdık. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene %68'e yakın bir artışla 853 milyon dolar seviyesine ulaştı. Şimdi hedef 1 milyar dolar hedefimizi yakalayarak kısa sürede buna ulaşalım istiyoruz. Müteahhitlik hizmetleri de özellikle katıldığında Arnavutluk'taki en büyük yatırımcı Türkiye olacaktır. Yatırımlarımızın toplam miktarı 3,5 milyar dolardır. 600 aşkın firmamız yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Tabii biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Bunun çok daha iyi bir konuma gelmesi lazım. Arnavutluk makamlarının vereceği güçlü destekle bu sayıların daha da artacağına inanıyorum. İlişkilerimizi her alanda derinleştirme, bu kararlılıkla da yolumuza devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Sözlerime son verirken özellikle hastane noktasındaki talepleri de ikili görüşmede değerli dostumdan aldım. Bu konuda Sağlık Bakanımıza da gerekli talimatı vermek suretiyle bu ihtiyacı insan unsuru noktasında inşallah gidererek orada da sağlıklı bir adımı atmakta üzerimize düşeni yapacağız. Tekrar toplantılarımızda aldığımız kararların ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Laç şehrindeki konutlarda oturacak Arnavutluk halkına özellikle şahsım, kabine heyetim ve milletim adına hayırlı, mutlu bir şekilde ömür diliyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Mustafa Yıldırım, TRT Haber. Benim sorum Sayın Cumhurbaşkanı olacak. Efendim, geçtiğimiz ay Balkanlarda yükselen tansiyon sonrası Avrupa Birliği'nin bölgedeki güvenilirliği de tartışılmaya başlandı. Hatta bununla ilgili geçtiğimiz gün Brüksel merkezli bir gazetede Avrupa Birliği'nin bölgedeki güvenilirliğini yitirdiği, Türkiye'nin Balkan ülkelerindeki ortak tarihi mirası ve farklı sebeplerle yakın işbirliği, yakın ilişkiler kurduğu, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu ve ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğinin altı çizildi. Siz Avrupa Birliği ile yeni dönem ilişkilerinde nasıl bir dönem bekliyorsunuz? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumunda bir değişiklik söz konusu olabilir mi? Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Tabii burada Avrupa Birliği'nin
yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı çok daha önemli. Çünkü Avrupa Birliği henüz Türkiye'yi üye ülke olarak kabul etmiyor ki. Fasılların görüşülmesinden tutunuz da aç kapa meselesinde sadece birinci fasılda bir geçici olarak kapama yaptılar. Bunun dışında diğerleriyle ilgili maalesef oyalama taktiği devam ediyor. Ama biz NATO'nun şu anda onurlu, güçlü bir üyesiyiz. NATO ile ilgili atılacak adımlarda her zaman bizler üzerimize düşen görevi bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Balkanlara gelince Balkanların özellikle onu da ikili görüşmede değerli dostumla konuştuk. Balkanların barışını, huzurunu çok önemsiyoruz. Ve Balkanların barışı, huzuru için de üzerimize düşeni bugüne kadar nasıl yaptıysak, bundan sonra da yine aynı şekilde Balkanlarda barış ve huzurun geleceği teminatı için bizler de garanti olan ülkelerden bir tanesiyiz. Pyetja e parë është për presidentin Erdoğan. Mbështetja që ju i keni dhënë Shqipërisë. Arnavutova Vermiş olduğunuz destek hiçbir ülkenin verdiği destekle kıyaslanamaz. Acaba böyle Avrupa Birliği sizin Arnavutluğa verdiğiniz bu ilgiden dolayı endişelenmeli midir? Acaba siz Arnavutluğa yaptığınız bunca yatırımlar sayesinde bir kazançınız olur mu? Geride bir şey, aldığınız bir şey var mı? Aynı şekilde Rama'ya da sormak istiyorum buna benzer bir soru. Bence kardeşten alınan borçların da belli bir seviyesi olması lazım. Acaba Arnavutluk Türkiye arasındaki durum böyle mi acaba? Yani öyle bir soru sordun ki futbolda bizim ters köşe diye bir anlayış vardır. Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba. Ama biz ters köşe olmayacağız. Ve kardeşlik hukuku farklıdır. Kardeşlik hukuku içerisinde öyle destekler olur ki bu destekler kardeşliğinizin gereği olur. Ama bir de öyle bir ikili ilişki olur ki o da borçlar hukukuna dayalı olur. Şu anda bizim bu deprem felaketinde yaşanan olay borçlar hukukuna dayalı değil, kardeşlik hukukuna dayalıdır. Ve bizler de bu kardeşlik hukukuna dayalı olarak bu eserleri orada süratle inşa ettik. Aynı şekilde tarihi eserlerle ilgili olan onlar da yine kardeşlik hukukuna dayalıdır. Ve bu kardeşlik hukukuna dayalı olarak da aynı şekilde bu tarihi eserlerin inşa ve ihyasını yapıyoruz. Ve buralarda herhangi bir şey aramanın anlamı yok. Zira kardeşiz. Ne zaman, nerede, ne olacak bunun sorgulanması da yapılmaz. Okey. Duke ndjekur sot rrugës në kthim nga Laçi. Laç'tan dönerken yolda bazı yorumlara baktım. Beni güldüren şöyle bir yorum vardı. Şöyle diyordu. İyi ki Müslüman değilsin. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'na bu kadar çok alıyorsun ki Müslüman olsaydın kim bilir Avrupa Birliği hakkında ne diyecekti. Aslında ben evet Müslüman değilim, Katolik'im. En iyi yardım olan eşim Müslümandır.
Ama ben inanmıyorum ki ister Arnavutluk'ta, ister Avrupa Birliği'nde Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkileri konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın, olmamalıdır. Çünkü bu geleneksel bir ilişki sonuçta. Arnavutluğun çok kapalı bir ülke olduğu zamanlarda bile Türkiye ile olan ilişkiler mevcuttu. Çok eskiden, tarihten gelen geleneksel bir ilişki gibi bu. Benim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızdaki ilişki konusunda ise şunu tekrarlamak isterim. Endişelenecek hiçbir şey yok, tam tersine. Yapılan bütün yorumlar gerçekten gülünçtür. Burada konspirasyon teorileri yürüten İnsanlar yapar bu yorumları, hatta ciddi insanlar da varmış bu yorumları yapan, özellikle Avrupa Birliği içinde. Ama gerçek şu ki, bazı şeyler var ki onları bozamazsınız. Ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti dışında bize özel bir toplantı ayarlayarak destek veren bir başka bir hükümet bilmiyorum. Bu hükümetin Kosova parlamentosunu olağanüstü ilk toplantısını doğrudan takip etmiş ve onu ayrı bir devlet, bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Ama bunu yapan bu yanımda bulunan beyefendi yaptı bunu. Bütün bu konspirasyon teorilerin ötesinde düşünüyorum ki Türkiye'nin bölgedeki rolü değiştirilemez, tektir ve şüphesiz ki çok yapıcı bir roldür. Barışı destekleyeceğin yapıcı bir roldür bu. Bütün o atılan gölgeler, özellikle Türkiye ve Cumhurbaşkanı üzerinde atılan gölgeler, hepsi filmdir, senaryodur. Düşüncelerin, farklı yorumların senaryolarıdır bunlar. Gerçekle hiç uymuyor. Arnavutluğa gelecek olursak, gerçek şu ki, biz gerçekten çok sık görüştük Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Bu benim için bir ayrıcalıktır. Ayrıcalıktır çünkü çok küçük bir ülkenin başbakanıyım. Çok uzunum ama çok küçük bir ülkenin başbakanıyım ve benim için ayrıcalıktır sürekli bu kadar sık Erdoğan'la görüşebilmem. Daha önce de söylediğim gibi hiçbir zaman onunla yaptığım görüşmelerde bana ders veren bir hoca pozisyonunda hiç görmedim onu. Bana hazır reçeteler veren bir hoca olarak görmedim onu. Bana işlerin nasıl yapıldığını gösteren ya da beni zor durumda bırakan hiçbir zaman olmadı onun pozisyonu. Hiçbir zaman böyle bir ilişkimiz olmadı. Tam tersine saygı, maksimum saygı, karşılıklı saygı. Ki bunlar çok çok önemli şeyler, değerli şeyler. Somut olarak ilişkilerimize bakacak olursak herkes görüyor artık ki bu ilişki tabii ki bir çıkar vardır ortada, çok büyük bir çıkar var ama nedir bu çıkar, bu büyük çıkar nedir? İşte bu onun konuşmalarının, projelerinin gerçekleştirilmesinde o büyük çıkar. Bunu tekrarlayacağım ben çünkü benim için özel bir gün. Bu kadar açıkta söylememişim daha önce belki de tekrarlamam gerekmeyebilir ama uluslararası arenada çok sık rastlanmaz ki evet diyen ve hayır'a hayır diyen insanlar, liderlerle görüşebilmek, onları kolay kolay bulamıyorsun.
Gerçek bir liderlere rastlanma gerçekten o kadar kolay değildir uluslararası arenada. Erdoğan gibi söylediğini yapan ve yapanı söyleyen tek kişi kendisidir. Ben onunla yaptığım görüşmelerde hiç açık alenen duyduğum hiçbir şey orada da gizli bir şekilde duymadım. Alenen'i duyduysam onunla görüşmelerinde de onları duydum. Buradaki hem Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok önemlidir. Ama Türkiye'nin önemi ayrıca Avrupa Birliği ve Arnavutluk arasındaki ilişkiler de önemlidir. Arnavutluk ve Balkan arasındaki ilişkileri yine Türkiye sayesinde önemlidir. Şunu da söylemek lazım. Avrupa Birliği Türkiye'siz olursak gerçekten iyi bir yola varmayacaktır. Çünkü Türkiye çok önemli bir ülkedir ve Avrupa Birliği güveni açısından çok önemli bir ülkedir. Ben bunu hem Brüksel'de hem NATO'da hem yaptığım bütün görüşmelerde bunu söyledim. Çünkü buna inanıyorum, alene söylüyorum çünkü bu bir gerçek. Bütün Arnavutlara söylüyorum ki ne zaman görüşmeler yapılır ve biz Türkiye'yi mi seçelim, Avrupa Birliği mi seçelim gibi görüşmeler olamaz. Biz hepimiz Arnavutluk'layız, onun taraftarıyız ve Arnavutluk'un taraftarı olduğumuz için biz Türkiye'nin çok yakın dostuyuz ve ayrıca Avrupa Birliği'nin stratejik müttefiğiyiz. Ayrıca diğer partnerimiz de var. Yani biz burada bir seçim, buradan ya da şuradan bir seçim yapmak zorunda değiliz. Bizim tek seçimimiz var, o da Arnavutluk'tur. Şimdi bunu da kapatmak istiyorum. Bu kelimeyle. Sayın Erdoğan bana sık söylüyor bunu. Günün sonunda alacağın her karar Arnavutluk ve Arnavutlar içindir. Ne Türkiye için ne başkalar içindir. Teşekkür ederim. Türkiye ve Arnavutluk arasında 7 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama da bu imza töreninin ardından ortak bir açıklama yaptı. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi müsaadenizle reklamlara gidelim. Ardından ana haber devam edecek.